Kazanım kavramı testi 17. Oran orantı. Bu videomuzda oran orantı konusuna ait MEP kazanım testinin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birinci soru. Yukarıdaki birinci, ikinci ve üçüncü kaplarda sırasıyla X litre, Y litre ve Z litre su bulunmaktadır. İkinci kaptan birinci kaba 1 litre, üçüncü kaba 2 litre su boşaltıldığında kaplardaki su miktarları eşit oluyor. Buna göre başlangıçta kaplardaki su miktarları litre cinsinden sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Oran orantıyla gördüğüm kadarıyla hiç ilgisi olmayan bir soru. Şıkları tek tek deneyerek çözmek bu soruda en sağlıklı yoldur, hatta tek yoldur da diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yani istenilen durum zaten şıklardakilerden birisi. A şıkkıyla denemeye başlayalım. Bunlar sırasıyla kaplarda bulunan su miktarlarını gösteriyor. A şıkkında birinci kapta 3 var, ikinci kapta 7 var, üçüncü kapta 2 var diyor. Bakalım doğru mu? İkinci kaptan birinci kaba 1 litre. Burada 6 kalır. Buraya 1 eklersek 4 olur. Tamam. İkinci kaptan birinci kaba 1 litre, üçüncü kaba 2 litre su boşaltıldığında. İkinciden üçüncüye de 2 litre boşaltılıyor. Burada geriye 4 kalır. Buraya 2 eklersek burası da 4 olur. Son durumda üçü de birbirine eşit oldu. Kaplardaki su miktarları eşit oluyor. Daha ilk denediğimiz çıkta bulduk. Olabilecek en güzel şıklandırma durumu diyelim. Ama soruya baktığımızda oran orantıyla bunun ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Soruyu yazanın kafa bir dünya diyelim. Geçelim ikinci sorumuza. X kare eksi 1 sayısı y eksi 1 ile doğru orantılıdır. X 3 iken y 5 olduğuna göre x eşit 4 iken y kaçtır? X kare eksi 1 sayısı y eksi 1 ile doğru orantılı dendiği zaman bize şunu anlamalıyız. Bu ikisinin birbirine bölümü x ve y yerlerine gelen sayılarla hep sabit biçimde kalıyor, değişmiyor. Doğru orantılı çoklukların birbirine bölümü hep aynı sabit sayı sonucunu verir. X kare eksi 1'in y eksi 1'e bölümü eşittir k diyeceğiz. Bu cümle bizim karşımıza geldiğinde anlamamız gereken şey budur. X kare eksi 1 sayısı ile y eksi 1 doğru orantılıdır dedi. Bu ikisinin bölümünü k'ya eşitleyeceğiz. Eğer ki bu ikisi birbiriyle ters orantılı deseydi, bu ikisinin çarpımı k'ya eşit denirdi. Doğru orantılı çokluklarda iki ifadenin birbirine bölümünün sabit kalması söz konusudur. Ters orantılı çokluklarda iki ifadenin birbiriyle çarpımının sabit kalması söz konusudur. Neyse, şimdi sorumuza dönelim. X 3 iken y 5 olduğuna göre bu bilgi bize bu sabit olan k değerinin ne ettiğini bulmamız için verilmiş. X yerine götürüp 3'ü koyduk. 3'ün karesi 9, 1 çıkarttık. 8 bölü. Y yerine götürüp 5 koyduk. 5'ten 1 çıktı. 4 eşittir k. Buradan da k'nın 2 olduğunu anladık. Yani birbirine bölümü sabit bir sayı çıkacak dedik ya, hep 2 çıkması gerekiyor. Buradaki k'nın 2 olduğunu anladık. Şimdi x 4 iken y kaçtır? X yerine götürüp 4 koyduğumuzda sonucun 2 çıkabilmesi için y'nin kaç olması gerektiğini arayacağız. X yerine götürüp 4'ü koyalım. 4'ün karesi 16, 1 çıkarttık. 15 bölü. Aşağıda y eksi 1 eşittir k'mız 2. İçler dışlar yaparsak 15 eşittir 2y eksi 2. Eksi 2'yi bu tarafa atalım. 17 eşittir 2y. Her iki tarafı 2'ye bölersek y eşittir 17 bölü 2. Cevabımız E şık. Oldukça standart bir oran orantı sorusudur bu. İyi bilmemiz gereken. Geçelim 3. sorumuza. Özge Hanım'ın 10 kişilik aşure için kullanacağı fasulye, nohut ve buğday miktarları sırasıyla 4, 3 ve 7 ile doğru orantılıdır.
10 kişilik aşure için bu malzemelerden toplam 2800 gram kullanıldığına göre 30 kişilik bir aşure için kaç gram nohut kullanılmalıdır? Şimdi 10 kişilik aşure için fasulye 4 ile doğru orantılı, nohut 3 ile doğru orantılı, buğday 7 ile doğru orantılı kullanılıyor. Yani bu bize şunu gösterir. Fasulyeden 4K kullanıyoruz. Nohuttan 3K kullanıyoruz. Buğdaydan 7K kullanıyoruz. Ters orantılı deseydi, fasulyeden K bölü 4, nohuttan K bölü 3, buğdaydan K bölü 7 kullanıyor olurduk. Burada doğru orantı yerine ters orantı deseydi. Bazılarının kafasında bir önceki yaptığımız soruyla ilgili bir çelişki olduğu gibi bir fikir oluşmuş olabilir. Önce onu da giderelim. Fasulye 4 ile doğru orantılıysa şöyle yapıyoruz. Fasulyenin 4'e bölümü K oranını veriyor. Nohutun 3'e bölümü K oranını veriyor. Buğdayın 7'ye bölümü K oranını veriyor. Buradan fasulye 4K, nohut 3K, buğday 7K elde ediyoruz. Ters orantılı olan çoklukların çarpımları hep sabit bir değer çıkartacağı için ters orantılı deseydi de fasulyeyi F ile temsil ediyoruz. F çarpı 4K deyip oradan K bölü 4'ü buluyoruz zaten. Neyse, bu bölüm artık bu noktaya gelmiş bir kişinin kafasında nettir zaten. 10 kişilik aşure için bu malzemelerden toplam 2800 gram kullanılıyor. Yani 4K, 3K ve 7K'nın toplamı 2800. 4, 3, 7, 7K da burada. 14K eşittir 2800. 14'e bölersek K eşittir 200. K'yı 200 bulduktan sonra her birinin ne kadar kullanıldığını kolaylıkla bulabiliriz. Bize 30 kişilik bir aşure için kaç gram nohut kullanılmalıdır diye sormuş. K 200 olduğuna göre nohut 3K'ydı. 3 çarpı 200'den 600 gram. Ama bu 10 kişilik aşure için gerekli nohut. Bize 30 kişilik aşure demiş. Kişi sayısı 3 katına çıktığına göre kullanılacak malzeme miktarı da 3 katına çıkmalıdır. 600 ile 3'ü çarparsak 1800 sonucunu buluruz. Cevabımız D şık. Geçelim dördüncü sorumuza. Seksen soruluk çoktan seçmeli bir sınavda Uğur soruların A tanesinde A cevabını, B tanesinde B cevabını, C tanesinde C cevabını, D tanesinde D cevabını, E tanesinde E cevabını işaretlemiş ve geri kalan soruları boş bırakmıştır. Tamam, A bölü B eşittir, A bölü C eşittir, C bölü D eşittir, C bölü E, o da eşittir. 2 bölü 3 olduğuna göre Uğur'un boş bıraktığı soru sayısı en az kaçtır? Tamam, şimdi burada verilmiş olan orantıdan çıkartmamız gereken K'lı ibareler olmalıdır. A, B, C, D, E için. A bölü B'nin 2 bölü 3'e eşit olduğunu biliyorsak, A'nın 2 kat, B'nin 3 kat olduğunu anlarız. A eşittir 2K, B eşittir 3K. A bölü C yine 2 bölü 3. Bir öncekinde A'yı 2K dediğimiz için burada yine A'yı 2K diyeceğiz. Dolayısıyla C'de yine 3K çıkmak zorunda olacak. C bölü D yine 2 bölü 3. C'ye geride 3K dediğimiz için gelip burada başka bir K'lı ifade veremeyiz. Şunu alalım. 3K bölü D eşittir 2 bölü 3 çıkması için. Burada içler dışlar yaparsak 2D eşittir 9K olur. D de buradan 9K bölü 2 çıkar. C bölü E 2 bölü 3 çıkacak. C yine 3K deyip içler dışlar yaparsak E de yine 9K bölü 2 çıkacak.
Şimdi bunlar A tanesinde A cevabını vermişti. A cevabını verdiği adet 2K. B cevabını verdiği adet 3K. Bunlar adet belirttiği için kesirli sonuç üretemezler. K'ya öyle bir sayı vermeliyiz ki hiçbirisinin sonucu kesirli çıkmasın. K'nın alabileceği en küçük değer, şurada bölü 2 olduğu için 2'dir. K'ya 2 verirsek 4 tane cevaplamış olur. 6 olur. 6 olur. K'ya 2 verirsek 9 olur. 9 olur. Bu cevapladığı soru sayısının alabileceği en küçük değer. Boş bırakılan soru sayısı en çok kaçtır deseydi K'ya 2 verir. Bunları toplar 10 üzerinden bulurduk. Hadi bulalım. 9, 9, 18, 24, 30, 34. En az 34 tane soruyu cevapladığını biliyoruz. 80'den 34 çıkartırsak 46 boş bıraktığı soru sayısının alabileceği en büyük değerdir. Biz ama boş bıraktığı soru sayısının en az olmasını istiyoruz. K yerine verdiğimiz değeri arttırmaya başlayacağız. İşaretlenen soru sayısını 80'i geçmeyecek şekilde maksimum kaça getirebiliriz? K'ya 3 veremeyiz. Çünkü burası yine kesili çıkar. K kesinlikle çift sayılar olacak. Bir sonraki K yerine verebileceğimiz değer 4'tür. Bu da bunların hepsinin sonuçlarının 2 katına çıkmasına neden olur. 8, 12, 12, 18, 18 toplamda 2 katına çıkar 68. Bir sonraki K'ya verebileceğimiz değer 6'dır ki 6 verirsek burası 102'ye gelir ki 80 sayısını oldukça geçmiş oluruz. Burada anlamamız gereken şey işaretlediğimiz soru sayısı maksimum 68 olabiliyor. 80'den 68'i çıkartırsak 12 olarak boş bıraktığımız soru sayısının en az kaç olabileceğini bulmuş oluruz. Geçelim 5. sorumuza. A çarpı x eşittir, B çarpı y eşittir, C çarpı z eşittir 12 ve 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 2 olduğuna göre A artı B artı C kaçtır? Oldukça klasikleşmiş bir oran orantı sorusu. Buradan A çarpı x'in 12 olduğunu biliyorsak, A'yı yalnız bırakırsak buradan A eşittir, x'i bölü olarak geçiririz, 12 bölü x. B çarpı y 12, B'yi yalnız bırakırsak B 12 bölü y. C çarpı z 12, C'yi yalnız bırakırsak o da 12 bölü z olur. A artı B artı C bunların toplamıdır. 12 bölü x, 12 bölü y, 12 bölü z. Bu gördüğümüz ifade şuradakinin tam olarak 12 katıdır. 12 parantezine alırsak şunu. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z gelir. Bunun da kaça eşit olduğunu biliyoruz? 2'ye. 12 çarpı 2'den sorumuzun cevabını 24 olarak bulmuş oluruz. Geçelim 5. sorumuza. 5. değil 6. sorumuza. Sayı doğrusu üzerinde 1 ile 2 arasında bir A noktası işaretleniyor. A noktasının 1'e olan uzaklığının 2'ye olan uzaklığına oranı 2 bölü 3'tür. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı kaçtır? Oldukça basit ve güzel bir soru. Buraya 0 diyelim. Burası 1 olsun. Burası da 2 olsun. 1 ile 2 arasında bir A noktası işaretleniyor. İşaretleyelim. A noktasının 1'e olan uzaklığının A noktasının 1'e olan uzaklığı burası. Şuna x diyelim. 2'ye olan uzaklığına oranı. Buna da y diyelim. 2'ye olan uzaklığı. Bu ikisinin oranı x bölü y eşittir 2 bölü 3'müş. Buradan ne anlarız? X eşittir 2 kat. X eşittir 2k. Y eşittir 3k. Bu ikisinin toplamı 1 ile 2 arasındaki uzaklık toplam olarak 1 birimdir. Yani 2k artı 3k eşittir 1'den 5k eşittir 1 olur. K da buradan 1 bölü 5 olarak çıkar.
K'yı 1 bölü 5 olarak bulursak A noktasına karşılık gelen sayı kaçtır? Burası x, x kaç K'ydı? 2 K'ydı. Burasının uzunluğu x 2 K olduğuna göre 2 bölü 5'tir. 1'in üzerine bu 2 bölü 5'i eklersek A sayısının kaç olduğunu bulmuş oluruz. 1 artı 2 bölü 5. Buradan payda eşitlersek 7 bölü 5 olarak A sayısının kaç ettiğini buluruz. Cevabımız B şıkkı. Geçiyoruz 7. sorumuza. "180 gramı A artı 4 lira olan fıstığın 100 gramı 2A eksi 5 liradır. Buna göre bu fıstığın 350 gramı kaç liradır?" Basit bir orantı kuracağız. 180 gramı A artı 4 lira ise 100 gramı 2A eksi 5 ise buradaki orantının nasıl bir orantı olduğuna bakalım. Buradaki miktar azalırsa, burada bir azalma var. Bunun fiyatının da ne olmasını bekleriz? Azalmasını bekleriz. Burada iki taraf da azaldığı için bu doğru orantıdır. Burada öncelikle orantı doğru mu ters mi belirlemeliyiz ki bu tip sorularda genelde fiyatla miktar her zaman doğru orantılıdır. Fiyatı miktarı artırırsak ödeyeceğimiz fiyat artar. Veya miktarı azaltırsak ödeyeceğimiz fiyat azalır. Doğru orantı söz konusudur. Doğru orantı olduğu için buradaki yapacağımız çapraz biçimdeki çarpım birbirine eşit olur. Ters orantı olsaydı düz çarpıp birbirine eşit derdik. 180 ile 2a eksi 5'i çarparsak 360a eksi 5 ile 180'i çarparsak 900 eşittir 100a artı 400. 100a'yı bu tarafa attık. 260a eşittir 1300. 260'a bölersek a eşittir 5 çıkar. Bize 350 gramın kaç lira olduğu sorulmuş. A yerine 5 koyarsak buraya 9 eder. A yerine 5 koyduğumuzda şurası 9 etti. 180 gram 9 lira ise 350 gram kaç liradır şeklinde bir orantı kurarız ki bu da yine doğru orantıdır. 180x eşittir 9 çarpı 350. Sadeleştirme yapalım. Şununla şu sadeleşti. Birer sıfır gitti. 9 ile 18'i sadeleştirdik 2. 2'yi de bölü olarak geçirirsek 35 bölü 2 17,5 olarak 350 gram fıstığın kaç lira olduğunu bulmuş olduk. Cevap B şık. Basit orantılar kurarak çözülmesi gereken bir sorudur bu. Geçtik 8. sorumuza. Bir okulun okul temsilciliğine katılan 4 farklı adayın oylarının dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Okuldaki öğrencilerin geri kalan kısmı kararsızdır. Kararsız öğrencilerin oyları ise öğrencilere oy sayıları oranında dağıtılacaktır. Bu dağılım sonunda A öğrencisinin oy oranı kaç olur? Şimdi toplayalım bir kararsızların ne olduğunu bulalım. 32, 25 eklersek 57, 15 eklersek 72, 8 eklersek 80. %80 kararlı biçimde bunlara oy vermiş. O zaman %100'den çıkartırsak %20 kararsızlar. Bu kararsızlar buradaki oy oranlarına göre dağıtılacak. Bunların aldığı oy oranlarıyla orantılı biçimde. Bu %32 aldıysa bu kararsızların 32K'sını alır. Bu 25K'sını alır. Kendime göre bir K'landırma yapıyorum. Bu 15K'sını alır. Bu da 8K'sını alır. Bunların tamamı da kararsızlar. Toplayalım. Burası 80K ediyor. 80K'yı 20'ye eşitleyelim. K eşittir 1 bölü 4 çıkar. Bu 1 bölü 4 K'nın değeri.
32 ile çarparsak bunu a'ya gelecek yüzdesel kısmını anlarız bunun. 32 çarpı 1 bölü 4'ten 8. Yani kararsızların %8'i dağıtılırsa, herkes aldığı oy oranıyla bu kararsızları alırsa, bunun üzerine %8 eklersek A'nın oy oranı %40'a çıkar. A öğrencisinin oy oranı kaç olur diye soruyordu. Cevap D şıkkı. İnanılmaz derecede güzel bir soru ve üniversite sınavında gelebilecek düzeyde ve yenilikte bir soru diyelim. Düşünce olarak güzel tarafları iyi. Geçelim 9. sorumuza. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılardır. 3A artı 5 bölü 2B eşittir 6 ve 2B artı 5 bölü 3A eşittir 8 olduğuna göre A artı B bölü B oranının kaç olduğu sorulmuş. Yıllar içinde klasikleşmiş bir sorudur bu. Şuradan paydaları eşitlediğimizde 6AB artı 5 bölü 2B eşittir 6 olur. 2B ile de karşı tarafı çarparsak 6AB artı 5 eşittir 12B olur. Burada da payda eşitleyip payda ile karşı tarafı çarptığımızda 6AB artı 5 bölü 3A eşittir 8. 8 ile de karşı tarafı çarparsak 6AB artı 5 eşittir 24A. İkisinde de burada 6AB artı 5, 6AB artı 5 çıktı. Dolayısıyla 12B'nin 24A'ya eşit olduğunu anlıyoruz. 12B eşittir 24A. Buradan da A'ya eğer K dersem B 2K çıkar. Getirip bunları da yerine yazarsak A artı B 3K bölü B 2K. K'lar gitti. Cevap 3 bölü 2. Paydaları eşitlediğimizde pay kısımlarında aynı ifadelerin çıktığını algılayıp karşı tarafa geçirip o karşı tarafları birbirine eşitleyerek A ile B arasında oran buluyoruz. 10. soruya geçelim. Bir miktar para Kaan Doruk ve Aras arasında yaşlarının karesiyle doğru santimetre cinsinden boyları ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Tablodaki bilgilere göre paylaşım yapıldığında Kaan'a 80 TL verildiğine göre Doruk ve Aras'a verilen toplam para kaç TL'dir? Şimdi ne demişti, şuraya bir bakalım. Bir miktar para Kaan Doruk ve Aras arasında yaşlarının karesiyle doğru. Şunların yaşlarının karelerini alalım. 16'nın karesi 256. Bu 256K alacak. Bunun yaşının karesi 196. 196K alacak. Bunun yaşının karesi 324. 324K alacak. Yaşlarının karelerini aldık. Kareleriyle doğru orantılı aldığı için 256K, 196K, 324K alıyor. Santimetre cinsinden boyları ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Boyları ile ters orantılı. K bölü 160, K bölü 140, K bölü 180. Tablodaki bilgilere göre paylaşım yapıldığında Kaan'a 80 TL verildiğine göre Doruk ve Aras'a verilen toplam para kaç TL'dir? Bir miktar para yaşlarının karesiyle doğru bu şekilde paylaştırılıyor. Paranın bir kısmını doğru, bir kısmını ters orantılı mı paylaştırdığını doğru düzgün açıklamamış. Soruda bir soru işareti koyuyorum. Şöyle düşüneceğim. Bir kısmını doğru dağıtmış, bir kısmını ters orantılı dağıtmış üzerinden gideceğim. Ve buraya K, buraya da K, aynı K'yı diyemem. Buradaki K olmasın da M olsun şunlar. M, M. Şimdi 256K bu aldı.
Şu ikisininkini toplarsak ne ediyor? K'nın aldığı 256K artı M bölü 180. Eşittir bu 80. Şimdi burada bu bir miktar paranın bir parçasını A parçasını doğru orantılı dağıttığını varsayıyorum. B parçasını da ters orantılı olarak dağıttığını varsayıyorum. Hiçbir şey söylememiş. Burada biraz sıkıntı var. Bir miktar para Kaan Doruk ve Aras arasında yaşlarının karesiyle doğru santimetre cinsinde boyları ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Aynı parayı iki defa dağıtıma mı uğratıp toplamına baktırtıyor? Garip. Ama bence iki parça ayırıp da yapmış olmalı ki soru anlamlı olabilsin. Çıkış fikri güzel de buraları böyle bulanık bırakıp da soru sorulmaz. Açık açık söylenmesi lazım. İnsanlar anlasın da yapsın. Neyse devam edelim. Bu ikisini topladığımızda Doruk'la Aras'ın toplamına gelelim. Bu K. Doruk'la Aras'ı burada toplarsak 196K ile şunu toplarsak ne diyor burası? 330, 420, 520. 520K artı bu ikisini toplarsak M bölü 140 artı M bölü 180. Bunun bize ne olduğu sorulmuş. Yani şimdi buradan açıkçası çok da bir şey anlaşılmadı. Bununla bunun herhangi bir kat ilişkisi var mı? Şunun katı değil. Tablodaki bilgilere göre paylaşım yapıldığında Kaan'a 80 TL verildiğine göre Doruk ve Aras'a verilen toplam para kaç liradır? Aynı parayı iki defa dağıtıma uğrattığı üzerinden düşünülse yine sıkıntılı. Bu soruyu bir bekletiyorum. En son tekrardan bir dönüp bakacağım. İkinci bakışımda belki daha farklı bir düşünce üretirim. Şu an ama soruda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Genel söylemi birazcık daha doğru kurgulanmalıydı. Geçelim 11. sorumuza. A bölü 3 eşittir B bölü 4 eşittir C bölü 5 eşittir 3A artı 4B eksi 2C bölü X olduğuna göre X kaçtır demiş. Şunların hepsinin karşısına gidip bir K dersek A'nın A bölü 3 K'ya eşitse A 3K olur. B bölü 4 K'ya eşitse B 4K olur. C bölü 5 K'ya eşitse C eşittir 5K olur. Bunları götürüp şurada yerine koyacak olursak A yerine 3K koyduk. 9K. B yerine gittik 4K koyduk. 16K. Eksi C yerine 5K koyduk. 10K bölü X eşittir K var karşıda da. Burası 25K. Eksi 10K çıkartırsak 15K bölü X eşittir bize K'yı verecek. X'in 15 olması gerekir ki K gitsin bunlar K kalsın. Cevabımız C şıkkı. Buradan ABC'yi K'lı olarak bulup buralara getirip yerine yazarsak bu eşitliğin sağlanması için X'in kaç olması gerektiğine bakıyoruz sadece. Oldukça basit ve güzel bir oran orantı sorusuydu yine. Gelelim 12. sorumuza. A bölü B 1 bölü 3 ve B bölü C 2 bölü 5 eşitlikleri veriliyor. 3A eksi 2B artı C eşit 81 olduğuna göre A kaçtır? A bölü B 1 bölü 3 ise A 1 kat, B 3 kattır. Yazalım bunu. A kat, B eşit 3 kat. B'ye burada 3 kat dediğimizde B'ye gelip burada başka bir kat diyemeyiz. Buraya 3 kat yazıp içler dışlar yapalım. 2C eşittir 15 kat. C de buradan 15 kat bölü 2. Şimdi bu bulduklarımızı getirip burada yerlerine yazalım ve K'nın ne olduğunu bulalım. A yerine K koyduk 3K. B yerine 3K koyduk eksi 6K. C yerine ise 15K bölü 2 koyduk.
Burası eksi 3k eder. Eksi 6k bölü 2'den 9k bölü 2 kalır buradan. Bu da eşittir 81. 81 ile buradaki 9'u sadeleştirdik. 9 kaldı. K da buradan 18 çıktı. K'yı 18 bulduktan sonra A'yı sormuştu. A direkt K'ya eşit zaten cevabımız 18. Şimdi az önceki soruya tekrardan döneceğim. Bir daha bir düşünelim ve öylece bu testimizi tamamlayacağız. Bir miktar para. Kaan, Doruk ve Aras arasında yaşlarının karesiyle doğru. Tam yaşlarının karelerini alacağız. Onda doğru orantılı. O yüzden 256, 196, 324, 256K, 196K, 324K. Tamam. Santimetre cinsinden boyları ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Doğru. Santimetre cinsinden boyları ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor bir de. Boyları ile ters orantılı. M bölü 180, M bölü 140, M bölü 180. Bu 160'tı. 140, 180. Bu kısımda da herhangi bir sıkıntı yok. Tablodaki bilgilere göre paylaşım yapıldığında Kaan'a 80 TL verildiğine göre Doruk ve Aras'a verilen toplam para kaç TL'dir? Burada aynı parayı iki tür paylaşıma tabi tutmuş tahminen. Başka türlü bu sorunun açıklanabilmesi zor gibi duruyor. 256K artı M bölü 180. Burada payda eşitlesek, bununla bunu birleştirsek, bu kurduğum şeyden bir şey çıkması çok zor. Bu soruda yine ben arıza görüyorum. Bu nedenle bu soruyu es geçiyorum. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.